tabii insan da olur normal bir dönüşüm. Normal dönüşüyor ama o biraz daha erken dönüşüyor. Kendini çok sıkıştırdı. Ya da benim ilk okumum ya. O ayıklıklarım. Normalde aslında kendi performansımı değerlendirmeyi çok fazla sevmiyorum ama ya kendimi rahat hissediyorum, iyi de hissediyorum. İyi bir takıma denk geldim. Ondan dolayı iyi oynadığımı düşünüyorum. Son 1,5 yılda bence iyi performans sergilediğimi düşünüyorum açıkçası. İnşallah bu performansı devam ettirip Alanyaspor'a daha fazla katkılarımı verebilirim. Ya geçen yıl biliyorsunuz lige iyi başlayamamıştık. Bu sene de tam tersi oldu. Çok iyi başladık sezona. İyi hazırlandık. Ondan dolayı bir kere hani iki sezon arasındaki fark şuydu. Erken kurtulduk alt taraflardan. Hani ilk önce takım olarak hep onu hedeflersin. İlk önce bir takım olarak rahatlamak istersiniz. Daha sonra üstteki hedeflere ulaşmak istersiniz. Biz de hep maçla maça düşünen bir ekip olduğumuz için hiç böyle hani üst tarafları oynayalım değil de hani geçen seneye göre daha iyi bir yerde kapatmak istiyoruz dedik her zaman. Bu sene de maçtan maça baktığımız için bir de hani sonuçlara göre iyi gittik. Biraz da kendi performansımız başka hedefe yönlendirdi bizi. Biz de yine son 10 haftada yine elimizden geleni yapıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz sezonu. Yo dediğim gibi yine geçen sene göre daha iyi bir noktada kapatmaktı. Ama şimdi bu fırsatı yakalamışken hem futbolcular olarak hem teknik ekip de bundan zevk aldığını düşünüyorum. Sonuçta hani biz de ilk yarıda birkaç hafta lider konumundaydık. Yani bu futbolcu olarak hem bir motivasyon ve güzel bir şey yani. Çok yoğun bir fikstürümüz vardı. Biliyorsunuz kupa maçları sonra işte Kadıköy'de bir maç oynadık. Gençler Birliği maçı olsun, Sivasspor maçı iyi oynayarak kaybettiğimiz için takımın hani özgüveni gitmedi. Hepimiz biliyoruz yani çok iyi bir takım olduğumuzu, kendimize güveniyoruz, iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz hep birlikte. Ondan dolayı yani çok fazla bir sıkıntı yok bizim açımızdan. Ha dediğim gibi onları unutup da nasıl galibiyetten sonra yine önümüzdeki maça bakıyoruz. Mağlubiyetlerde de öyle olması gerekiyor. Şimdi önümüzde önemli bir Beşiktaş maçı var. Ona da iyi hazırlanıyoruz. İnşallah onda da istediğimiz sonucu alırız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yani birkaç yılda oynamak istiyorum ama çok ileri dönük düşünmedim açıkçası. Çünkü daha erken olduğunu düşünüyorum. Daha yaşım 32 ve vücut olarak da kendimi dediğim gibi çok iyi hissediyorum. O yüzden fazla bir şey düşünmedim açıkçası.